batal nabız söküyor. İlk defa bir deneyim yapıyor. Hayatında ilk defa hem nabız söktüm hem nabız yedim. Aynen. Dedem de yanımda, dedeme de tutabilirsin. Evet. Ya dedesinin sayesinde. Evet evet. Dede gider geliyor, siz bilemezsiniz, ben gideyim araba diye. Bak ya. Dedemin topladığı nabızlar da yanımda. Ya, nabızın yeğlerisi benim kadar bilemezsiniz. Şimdi şu bir tane koparttı mı da yiyeceğim şimdi. Ha, aynen onu da ye. Yoksa... Valla ben bu tadı çok severim. Ya ilaçtık da çok yiyorsan birdenbire karnın ağrıdı. Zaman zaman alışıyorsun da. Evet. Bir şey olmaz da yani. Bakta bunda vitamin çok. Doğal arkadaşlar şu üst taraf kamera alıyor mu bilmiyorum. Anladım. Tecer dağı. Tecer. Bizim köyün kendi dağı. Buna da şey ZRF Göl dedi. Köyümüzün yakınları Sivas merkeze bağlı Kuyuslu köyü. Evet. İbrahim Efendi'nin köyüne yakın. Evet. Karşıdaki Güneycan'ın arkasındaki Törnük köyü. Törnük bir şey İbrahim Efendi'yi evet. Duymuşsunuzdur. Rusati Baba'ya ruhsatını veren şey. Evet, veren efendim. Oraya yakın bir köy. Bu civardaki en eski köylerden birisi arkadaşlar Kuyuslu köyü. İşte kitaplarda yazdığına göre, eski köy büyüklerinin söylediklerine göre 500 seneden fazla bir mazisi var. Yani Osmanlı'nın köylerinden aslında. Aynen. Ki zaten köyü araştırdığınız zaman, baktığınız zaman yerlerden bir takım kalıntılar çıkıyor. İşte insan kemikleri, kafa tasları, insanlar ev yaptıkları zaman temel kazınca böyle şeyleri görüyorlar. Ya işte kimi insanlar define aramaya geliyorlar. Böyle şeyler yaşanıyor köyde yani, eski bir köy. Ben de şimdi dedemle, dayımla birlikte dağlarda geziyorum. Nabız topluyorum. Abi kırmızı dakika daha iyi biliyor musun? Çok nabız var. Dem bu dem. Yavruz diyor ki ben nazlıyım, saf kayalarda gizliyim. Bende ne hale çiçek var mı? Abi dava kuşu. Ne olmuş dedi? Bu da dava kuşu demiş bizim dağlarda. Oyunu yemiş bu. Ne? Orada bak. Bizim var. İzleri burada var arkadaşlar. Bakın parçaları, ünleri kalmış burada. Hatta şurada. Bir tane büyük var. Burada da çoban köpeğin önemini görüyoruz. Gerçekten köpek önemli bir kavram ve dedem de kangal köpeklerine meraklıdır.
ve çok da yetiştirmişliği vardır. Hiç hayvan kopağına dava yaymadı. Ben bilmiyorum. Peki yani köpeğin iyi olduğunu nereden anlarız? Sen nasıl anlarsın bir köpeği seçerken? Kopağın gözleri aslan gözüne benzeyecek. Gözleri. Ölü çok olacak. Arka tarafı az olacak. Yani döş kısmı biraz büyük. Çok olacak. Kaçmak için biraz da sün uzun olacak. Sün? Kankalın. Sün de... Sün şeyle boy uzun olacak. Tabii bu sırada dayım ve nevruzları toplamaya devam ediyor. Bayağı topladın dayı. Hava ne güzel ya maşallah. Çok güzel bir güne denk geldim valla. Birkaç gün önce yağmurluymuş bildiğim kadarıyla. Yeni çıktı bunlar yani. Zamanı şey, hava soğuğuydu. Bu 2-3 günlük ne oluruz ya? Bakın arkadaşlar mesela bir tane şurada. Ha şunlar ya şu. Burada var. Bunlar dağların süsleri. Dağların müjdecileri. Çiğdem de ki ben aleyim, git başına belayım. Nevruz der ki ben Nazlıyım, sarp kayalarda gizliyim. Nevruz der ki ben Nazlıyım, sarp kayalarda gizliyim. Veysel baba. Çiğdem var, sümbül var, davruz var. Çiğdem zamanı yine aynı zaman oluyor değil mi dede? Çiğdem'e daha var. Var mı? Var. O yeni çıkar ya kok tutmadın, koku yeniyor çiğdem'e. Öyle. Ben iyiyim. Mübarek, davruzu koymayı kısaltın. Şahsı ona 10 güne kadar kısaltın. Çıkar, yeni söner. Tek ses yok arkadaşlar. Benim için çok garip bir şey. O kadar çok kafamız sese alışmış ki hiç çevrede ses yok. Ne kadar sakin bak. Ya. Neden işte beyreğiyle sevdim. Yat boynu suyanda yay. O yukarı sen burada yat. Sofrak gibi var mı ya? Sofrasa nasıl olduk ya? Bu ayı da, ayı da var bak ayı. Bak arkadaşlar şu an bu ayı ya. Dedem bir şey daha fark etti. Şu ayıydı. Aha şunu çek, aha şunu çek. Bu ayıydı sana söyleyeyim. Ayı gezmiş buralarda. Dedem ayının burada olduğunu anladı. Şöyle bilmiyorum tabii çıkıyor mu güneşten falan dolayı ama. Bakın şurada belli. Bu ayının ayak izi. Bariz belli yani. Ha, o yana doğru gitti. Aşağı doğru gitmiş. Ha, tarihe vardım daha iyi ben. Demircioğlu'nun hikayesinden de bir dem vurdu istersen dedi. Demircioğlu'nun arası güzel imiş. Ona iman güzel ediyip de. Güzel imiş. Padişah karıya göz koymuş. Demircioğlu'na bir gün haber salmış ki kırk günde kırk ton bol adamlıkı yapacağım. Oho yapılmaz. Ne mi yolu ne mi yapmış ne bir şey mi surat azgın. Hanımı bir gün demiş ki senin niye kaçtın numaranı bulduk ya? Kız bari söylemiş söylemiş ne söyle bana. Böyle böyle padişah bana emir çıkarttı. Kırk ton bol adamlıkı yapmazsan seni asacağım. Ama zayıf demiş, bak 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 bak. Hanıma bak, hanıma, hanıma. Akşamında bana sahabe var, sen de onu mu düşünüyorsun demiş neyse. Bir gün sonra padişah ölmüş. Ocağa el varmış, haber getirmiş ki. Padişah öldü, biraz mı yapacağını deyince mübarek işte.
Kuyruğun başında söylemiş. Demiz oğlum zeyşi buna hafdı, demiz oğlum zeyşi buna hafdı, bir umar azaldım tükenmez yoldum. Vereyim darbına, dağlar dayanmaz. Tabıda mı kovdu burada bineyim. Burası da köyümüzde bulunan Kayadede. İnsanlar buraya gelip dilekte bulunuyorlar. Çocuğu durmayan, çocuğu olmayan gelip buraya yalvarırlar. Kurban keserlerdi. Hala da devam ediyor yani. O gelenek sürüyor. Bir de onların yanında da iki tane şehit var galiba. Şimdi onları var, da göstereyim. Şehit var onlar ya. İki tane şehit var. Arkadaşlar kimse ekmeden kendiliğinden oluşmuş iki tane çam var orada. Yakına gidince daha iyi anlayacaksınız. Ama kendi kendine çıkıyorlar orada. Burada iki tane şehit oldu. Bilin arkadaşlar. Şurada da az önce bahsetmiş oldum. Köyün kaydedesi. Ben yüzbaşı demiş. Yüzbaşı.